Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dedi. Geçmişte ise tefeciler diye eleştiriler yapmıştı. İngiltere'nin gri listede yer alma sorusunu bilmiyorum diyerek de yanıtı bıraktı. Sizin bu olaya ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Yani bu soruyu soran bir basın mensubu, herhalde bir basın mensubu değil, olsa olsa bir troll. Genel başkanımıza bu basın kuruluşunun muhabiri Londra'da güya soru soruyor. Ama bakıyorsunuz korsan bildiri okuyor. Havuz medyası İngiltere'yi kara para aklamakla suçluyor. Genel başkanımız da İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum diyerek bu soruyu soran muhabirle dalgasını geçiyor. Havuz medyası görmek isterse FATF'ın listesi ortada. Gri listede olan tek G20 ülkesi, tek OECD ülkesi, tek FATF üyesi ne yazık ki Türkiye. Anlaşılan havuz medyası bunu anlamıyor. Ya da gerçekten anlamak istemiyor. Artık işi o kadar azıttılar ki genel başkanımızın orada vermiş olduğu cevabın başının sonunu kesiyorlar. Algı operasyonu çekmeye, komplo yapmaya kalkıyorlar. Ya, gazeteciliğin ahlakı vardır. Bu yapılanın adı gazetecilik değildir. Olsa olsa tetikçiliktir. Aziz milletimizin oyuyla seçilip parlamentoya gelen her partiyle görüşmek demokrasinin gereğidir. Ancak siyasette tutarlı olmak da bir başka önemli haslettir. Siyasette nerede soyunduysanız orada giyineceksiniz. Ama anlaşılan Erdoğan'ın referandum yapabilmek için gözü dönmüş vaziyette. Çakma orbanlığa özeniyor. Referandum sandığıyla millete çektirdiklerini unutturmaya çalışıyor. İki sandık getirecek, öbür sandıkta milletin çektiklerini millet unutacak zannediyor. Tekrar söylüyorum. Çok güzel bir sözümüz var. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Çakma orbanlık, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak bu ülkede sökmez. Bu arada daha geçtiğimiz hafta bu partiye demediğini bırakmayan Bahçeli'nin yarın neler söyleyeceğini de merakla bekliyoruz. Şunun bir kez daha altını çizmek isterim. İnsan hakları konusunda referandum olmaz. Türkiye'de kadının ne giyip ne giymediğine müdahale edilmesini önleyen kanun teklifimiz mecliste. Türk kadınının kendisine yakışan neyse serbestçe onu giyebilmesi konusunda bu iktidar, bu hükümet eğer samimi ise gelsinler bir günde bu yasayı çıkartalım. AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi MYK'da gündeme geldi mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tutumu ne olacak? Şimdi bu konuda grup başkan vekillerimiz zaten gereken cevabı verdiler. Dolayısıyla bu konu MYK'da, Merkez Yönetim Kurulumuzda gündeme gelmedi.